Korcan Cin Emre, profesyonel yarışmacı. Hayat Okulu yarışmacı bölümünden mezun olan, televizyon programlarının hem aranan yüzü hem de korkulu rüyası olan Korcan Cin Emre, troll raconunu anlatmak üzere konuğumuz oluyor. Korcan Cin Emre konuğumuz, hoş geldiniz Korcan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Çok enteresan bir adamsın. Seninle başlamak istiyorum izninizle. Tabii. Yani şu son 15 gündür hayatımıza girdin. Evet. Birçok insan seni konuşuyor, ediyor, eğiliyor. Ben önce bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Bacağımı diğer bacağımın üstüne atabilir miyim? Atabilirsiniz ama Simge Hanım'ı rahatsız etmemek koşuluyla. Sol tarafa doğru atabilir miyim? Sol tarafa doğru. Ama sol tarafa doğru atıyorum. Edebi içerisinde biliyorsunuz bacak bacak üzerine atmak biraz sıkıntılı oluyor. Ben atmıyorum bak. Benimki normal. O zaman atmayayım. Peki. Bir tek tekine izin veriliyor. Neyine izin veriliyor? Tekine veriliyor yani bacak bacak üzerine atma izni. Tekinde var. Adam çok ortada kaldı, evet, gördüğünüz gibi. Biraz şey doğru. Hani çizburgenin çiziği oldu kendisi. Tekine sor. O verirse at. Tabii canım, at, rahat. Onay geldi o zaman. Ya sen rahat ol. Peki. Nasıl tanıdık Korhan Reis'i? Korhan Reis'i türlü çeşitli şeylerle tanıdık ama dün akşam da göstermiştik. Belki uyuyanlar vardır o saatlerde. Dün Okan'la bayağı bir şey gıybetini yaptı. Gıybet deyince de aklıma sadece Metin Zakoğlu geliyor. Allah Metin Allah Zakoğlu ya. Ile gıybet saati birazdan başlayacak. Ama Allah önce Korcan'ın hayatımıza giriş hikayesine bakalım. Gıybet dedi mi? Hoş geldiniz. Merhaba Selin, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi gidiyor, ne yapalım işte, koşturuyoruz ya. Güzel. Ne haber? Sesin biraz kısık geliyor sanki senin ya. Biraz mesafeli konuşursak sevinirim. Mesafe var zaten ya. Paravan var. Açmayalım ya, çok ukala. Açmayalım mı dedin? Yok, açmayalım, istemiyorum. O zaman tamam. Selin'i ben çok izlemedim açıkçası. Yani izlemeyi düşündüm ama fırsat da vardı ama izlemedim. Sen biraz rahat mısın? Koltuk kadar değil. Dalga geçer gibi bir halin var. Yok, dalga geçmiyorum yahu. Evleniyoruz burada değil mi sonuçta? Nasıl evlilik bu? Hayattan ders almadıysan hiçbir doğruyu başaramazsın zaten. Hayattan ders almadıysam mı? Belki doğru derse girmemişimdir ha. Genç kardeşime bir soru sorabilir miyim Zuhal? Sorun Tarkan Bey. Sor abi. Dürüstçe cevap verecek misin kardeşim? Hayır. Hayır dedi ya. Hayır. Dedim bunu değil mi? Hayır dedi ya. Ya hayır dedim ya. Peki bir ya, gerçekten bu Korcan Cin Emre gerçek adını soyadın mı? Yok, Koray aslında. Koray mı? Bu ilk kez mi? Türk televizyonlarında ilk kez mi açıklanıyor? Yok ya, daha dünce de açıkladım galiba. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir profesyonel bir meslek mi? Yani senin tarafından hani bir kariyer haline getirilen, biliyorsun Türkiye'de atanamayan bir sürü öğretmen var. Ne yapıyor? Kendi mesleğini yaratıyorlar bir şekilde. Yani meslek değildi ama meslek haline geliyor galiba. Anlamadım ben böyle bir şey. Yani Türkiye'de ne yapsanız bir şeyler tutulabiliyor. İnsanlar seviyor, gülüyorsa demek ki ihtiyaçları varmış. Yani bu yolda devam etmemi isteyenler de var. Çünkü bu yolda devam ediyorlar ya. Ama çok nasıl boy boyluyorlar ki? Ya Korcan Reis çok iyi gidiyorsun. Bu yolda devam. Hep böyle davran. Hepimizi kandır. Evet ya, yani Türkiye'de yani çıkabileceğin program sayısı belli zaten. Yok ama şimdi şöyle bir şey var. Kandırmak değil kesinlikle. Simge Hanım'a katılmıyorum. Kandırmak değil. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Nedir onu? Düzeltebilir miyim memur bey? Buyurun. Tamam, düzeltiyorum. Memur bey. O şöyle bir şey. Şimdi kandırmak ve troll arasında bir olay var. Trolü kandırmak olarak lanse ediyorlar bazıları. Aslında arada derin bir anlam var, uçurumlu anlamı. Trolde yaptığınız troll ortamı neşelendiriyor. Yani karşı kişiyi kırmıyorsunuz. O da gülüyor, siz de gülüyorsunuz. Kız ama mahvoldu karşında. Paramın hem de açılmadan yani arkasında. Ama ben şimdi şöyle bir şey. Ben zaten hep eğlenceli bir adamdım. Eğlence yapmak için troll, yani eğlence amaç, troll araç. Trollü yapıyordum ama eğleniyorduk. Çünkü herkes eğleniyordu. Ama dalga geçersiniz siz biriyle, o kişiyi üzersiniz. Rencide etmek dışında. Evet, rencide edersiniz. Herkes eğlenmez, siz eğlenirsiniz sadece. Anladım. Yani, ama bunlarla arasında çok fark var. Şöyle bir şey var. Yani fark edilmesinin nedeni, yani bu izdivaç olanın fark edilmesinin asıl nedeni, yarışmalar zaten eğlenceliydi. Ben de eğlenceli bir adamım. Bunlar aynı bir düzende gidiyordu böyle. Akıyordu ve fark edilmedi bu. Çünkü ikisi de eğlenceliydi. Ama ben gene tekrar eğlenceliydim izdivaçta. Gene ben normaldim, bendim, rahattım. Ama izdivaç programı fazla ciddi çıktı galiba. İzdivaç. Gülüşü bakar mısın? Ben bu oynarım. Çok evet. Bu oynanır. Peki gelmişim bu müthiş, gece. Müthiş. Nereden bulacağım bunu? Hemen oynarım ben. Müthiş bir şey. Bir acayip şey söyleyeceğim. O gülmeyi at.
Oynuyor musun gerçekten? Yok, o standart gülmesi. Odada da öyle güldü. Yani odada öyle güldü. Fren alamayan araba gibi gidiyor adam. Yıkıldı. Baya güzel ya. Hani Türkiye'nin sinek sorununa karşı birebir seni öneriyoruz. Yok, ben de hiçbir şey yapaydı ya abi ya. Hepsi yani çıkıyor yani. Tak, soyadın da doğru mu Cin Emre? Cin Emre'yi kabul etti az önce. Evet, kabul. Cin Emre. Peki doğru, bir şey söyleyeceğim. Yani kaç ayrı surat olduğunu gördün mü? Şimdi bak mesela ben senin hani tiyatro suratlarını bilirim. Evet. Her oyununda ya da her koyduğun gösteride değişir senin. Evet. Ve fakat böyle bir şey yok. Bir gösterelim. Bin bir surat Korcan geliyor efendim. Buyurun. Evet, çalıştıralım. Gayet güzel. O da Korcan. O da Korcan. Bu da Korcan. Bu da Korcan. Bu da Korcan. Bu da Korcan. Falan. Abi bu ne ya? Bu da Korcan. Bu da Korcan. Allah Allah. Çok iyiymiş. Bu da Korcan. Bu ne ya? Yetti Korcan ya. Oscar'lık adam. Abi, bu eskiler ne diyorlardı? Styling mi diyorlardı bu işe? Kim yapıyor bu işi? Ya bilmiyorum da Amerika'daki bazı sanatçılarla beni bağdaştırıyorlarmış. Özellikle sözlüklerde falan. Çok hoşuma gitti ya gerçekten. Bu adam farklı bir şey yapıyor diyorlar. Bu çocuğun GBT'sine bakmak lazım abi. GBT'si ne? Bence yani. Sıkıntılı olabilir mi diyorsunuz? Sıkıntılı olabilir mi? Bence GBT hiçbir şey yok ya adam... Suç makinesi değil ha? Ama yüz makinesi gibi geliyor bana. Çok değişik bir şey. Böyle çalışıyor musun tipe? Yani tiplere çalışıyor musun? Evet, bazen yani düşünüyorum ya. Şimdi programın formatı, sunucu ve ona göre şeyler düşünüyorum. Mesela nasıl bir program? Ciddi bir yarışma mı? Yoksa ciddi değil mi? Komedik mi? Onu falan diye hepsini tartıyorum. Ona göre tipe bürünüyorum. Ama tipe bürünürken de şeye dikkat ediyorum. Çok uzaklaşmamaya dikkat ediyorum yani. Gerçekten biraz verdiğim bilgilerin bazıları doğru yapıyorum ki hani böyle kendi benliğimi kaybetmeyeyim, şizofreni falan olmasın böyle Allah'ım. Yani kaptırmayayım kendimi öteki. Aynen, ben şimdi şey yani ne bileyim böyle şey yani bilgisayar öğretmeniyim falan filan böyle saçma saçma şeyler. Ha, bazen kaptırıp gidebilirim diyorsun. Aynen yani. Yani. Kendini frenlemen gerekiyor. İlginç tabii. Bir şey, ilginç bir durum. Gerçekten birazdan birkaç şeye daha bakacağız. Can demin sorduğumuzda bir şarkısını dinlemişindir herhalde diye. Korcan başlamış gibi yapmış gibi, yok yavrum dedim. O bizim yarışma parçamızdı. Atilla abiyle. Ya su burnundan geldi ya. Estağfurullah, gelsin ya, ne olacak, gel su. Korcan... Leonard Cohen mi? Leonard Cohen. Leonard Cohen. Sen Cohen. Orada devam et. Leonard Cohen mi dedin? Yok, Rif Cohen dedim. Ha, Rif Cohen. Sizin tanıdığınız Leonard Cohen galiba değil mi? O da müthiştir. Hocam, o da müthiştir. O da Kanada'da. Hocam bir şey söyleyeyim. Ne eğitimi gördün abi? Ne eğitimi? Eğitim. Bilgisayar öğretmeni. İstatistik olarak. İstatistik ve bilgisayar bilimleri. İstatistik ve bilgisayar bilimleri. Peki yani orada bir kariyer var mı yok mu abi? Onu bir netleyelim de. Kariyer var, bitirdim işte okulu. Daha sonra bitti işte. Bitti, kariyeri yaptı. The end yani, ne bekliyorsunuz? Ya bence biri buna böyle gül tutar demiş. Yok baba ya, gerçekten. Yok, sana yemin ediyorum böyle. Yemin ediyorum. Eskiden ga diye gülen biri. Hayır, bu çocuğun humharca gülmek diye bir şey var ya, humharca gülüyor. Bu çocuğun ya. Sinema filmi yapılacak. O sinema filminde bu kız oynayacak. Ben 3 kuruş paraya gidip oynayacağım. Ben sana söyleyeyim bak, bu tutar. Ya çok aramızda güzel. Para toplayalım, bir metrevi verelim bir kere. Efendim? Tam orijinal tiyatrocu diyorum. Gerçekten orijinal. Kabullenmiş yani gerçekten. Tabii. Ben hiç yalnız şey eğitim falan almadım ya Mesut Bey. Ne aldınız? Ama insana beni profesyonel yani şey eğitim almış gibi görüyor ya. Biz öyle görüyoruz ya gerçekten. Aynen. Öyle bir yani bir eğitim yani şimdi şöyle çıktı, trolleyen adam yani gidiyor oraya yani, trollüyor, evet, burayı şey, trollüyor. Öyle de çok şey değil ya. Elimizde başka konulu videolarım var. Hani şey, bakalım onlara. Kas sanıyorlardı yani, kas diye bir durum yok yani. Sen şöyle sakallı olan vardı. Onlar yani. Evet. Çinli gibi. Sakallı izleyebilir miyiz acaba? Neyi izleyebilir biz? Şu sakalları yandan tabii. Merak ettim. Verelim abi. Arka arkaya verelim. Ne filmografiyi bir verelim. Buyurun. Başlayalım mı? Başlamadan önce benim bir uğurum var. Onu buyurun. Kullanabilir miyim? Şu su balonu, o bazar. Yani koskoca böyle. Tövbe yarabbim. Bu mu uğurunuz? Bu uğur. Çok güzelmiş. Başlıyoruz müsaadenizle. Tamam. Birinci turun en zayıf halkası sensin. Güle güle. En zayıf benim. Orcan Bey, müsait misiniz? Her zaman. 10 numarayı da takmışsınız bakıyorum. 10 numara bir yarışmacı olduğum için. 10 numara, hiç futbol oynar mıydınız? Ya ben genelde kaleci olurdum da, ben zaten kova burcuyum. Ne burcusun? Kova burcu. Bendensin. Aynen. Ben de böyle miyim? Şu yüze baktığınızda yani, şu
şu asil yüze baktım. Şu sakalları falan gözleri. Şu ya bir bu projede yer alabilir bir yüz görüyor musunuz yani? Çenenin altındakiler sakal mı? Sakal tabii. Gerçek mi onlar? Tabii gerçek. Sakal bir çekin. Allah'ım ya Rabbim dur bakayım gerçek mi şu sakal? Oradan ben uzanabilirim. Ana bismillahirrahmanirrahim. Kocan hoş geldin. Bıyıklar da bele kadar vallahi. Ya sizin kadar olmasa da idare. Yok benim bıyıklarım da fena değildir ama seninkiler de karizmatik. Peki, kaytak mı oluyor? Yok yok güzel. Şimdi bunu ne tarz diyorlar buna? Şerif mi oluyor? Ne? Şerif. Bir tanrım var, bir gitarım. Bir de sinirli bir komşum var. Tabii Atkov komşusu oluyor bu. Biraz sesi fazla açıyorum galiba, beni bu aralar rahatsız ediyor da. Peki bugün kendinize güveniyor musunuz? Bence müzikten daha çok kendime güveniyorum şu an ya. Harika. Operaya da çok ilginiz varmış. Operayı severim ama hiç dinlentilerine gitmedim ya. Yani bir garip Alper Bey. Yani çok seviyorum ama... Kısmet mi olmadı? Şans mı bulamıyorum? Fırsat mı olmadı? Ya da onlar bana şans vermiyorlar belki. Bir garip öyle. Gözünü kestirdiğin programlar var mı? Ya bundan sonra giderim. O kadar. Şurayı. Hayır bizi gözüne kestirdin mi? Kestirdin galiba değil mi bir dönem? Buraya mı? Ha buraya gelmek falan. Ya pardon, burada çok laf var zaten. Sen. Sıkıntı yok ya. Gelirim diye düşünüyordum zaten ya. Ben de muhabbeti seven bir adam olduğum için. Budur işte ya. Özgüven budur. Canlı paraya gelmek istemişsin galiba. Aa evet ya, almadılar. Sizi trolleyecektim. Böyle ya gerçekten ya gideyim bu adamı yiyeyim gelip. Mesela Mehmet Ali'yi iki kere yemişsin anladığım kadarıyla. Tanımadın ya seni. Ya estağfurullah yok. Onu yemek ne haddime ya. O üstad tamamen. Ben onu zaten çok seviyorum Mehmet Ali abi. Ben çok severim. Ya zaten ilk onun programına gittim yani 2011'de. Hı-hı. O zaman öğrenci falandım. Arı oldu. Şubat ayı falandı galiba. Gittim hemen onunla. Hı-hı. Ya onu görmek bile süperdi yani. Yani konuştuk falan. Bir daha yapsın, bir daha giderim diyorsun yani. Kesinlikle giderim yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Düşünmem kimisi bile. Senin eksi sözlük yazarı olduğunu söylüyor. Kimisi inci sözlük yazarı olduğunu söylüyor. O da troll. Herhangi bir sözlükle yazıyor musun bir şey? Yok ya ben sözlük elim almam ki bir kere. Ya ben çocukluğunu merak ettim arkadaşlar. Ama herkes yapmaz mı böyle şeyler? Yaparlar mı? Ya ben yaparım mesela. Çok ne, eğlenirim. Ben seni hiç yarışmada görmedim birileri. Yok yok hayır yarışmada falan değil de günlük hayatta yapmaz mıyız? Mesela ben yaparım ve çok eğlenirim işte vapurda. Karşımda biri mesela evet. Yapmaz mıyız? Vapurda ne? Ya vapurda i̇şte da mesela demin. Böyle bağcıkları çözülmüştür. En önemli yönetmeninin karşısında evet. Bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin en ciddi programlarından biridir. Vapurda çay ve simit. Vapurda ne oldu? Ya vapurda çay simite oraya nasıl gittin arkadaşlar? Çünkü o son derece böyle hani gerçekten hani ciddi insanların kariyeri konusu. Bak ne düşündüm biliyor musun? Kahvaltı yapmamıştım. 20 yıllık sanatçıyım. Katıldım programlarına sonra katılmadım. Kahvaltı yapmamıştım. Simit yemeğe mi gittin? Orada simit bedava ya. Çok. Ben gittim simit yemeden döndüm. Ciddi misin o ya? O kadar çok böyle ya, çok soru geliyor gittiniz. Ağzımda orada bir de bizim şey. Simitleri yanda izleyenlere verdiler. Bize simit kalmadı falan. Ben evet böyle melil melil çıktım orada. Çıtır çıtır geliyor. Yiyebildin mi ben siz konuk olarak gittiniz değil mi oraya? Konuk olarak gittim. Bu simit yemeğe. Ben konuk olarak gittim ben. Hatırlamıyorsun değil mi? Neyi? Ne sordunuz Mesut Bey? Neyi? Bir şey sordunuz ya. Bilmedim ki. Unuttu galiba. Ben de. Hiç kimse hiçbir şey yapamıyor. Simitten gelmiş. Siz bir şey söylüyordunuz. Ne söylüyor? Arkadaşın katıldığı programların %80'inde beni çağırmadılar. 20 yıllık sanatçı. Bugünden itibaren tip değiştiriyorum. Bıyık, küpe, saçlarda, o sakalda falan. Yalnız senin şu humar gülüşün herkese bulaşıyor. Ya maalesef o deşifre ediyor ya. Çağırmadılar mı seni? Ya yok. Ben bir tek sana geliyorum. Bir şey eve söyleyeceğim. Gidiyorum. Neden çağırmadılar? Metin bir şey söyleyeceğim. Neden çağırmadılar? Yani benim de çocukluğuma dönmek lazım. Sivri dilli misin? Ne bileyim yani böyle açık mı konuşursun? Yo hiç öyle bir şey yaptın mı sen? Bilmiyorum hayır yani öyle misin yani niye çağırıyorsun da? Sen niye çağırıyorsun da başka? Ben çağırıyorum güzel böyle gıybet oluyor aramızda konuşuyoruz. Onu çekiştiriyorum. Birçok yere gittim çok şükür Allah'ıma. Ama arkadaşınki kadar gitmedim onu demeye çalışıyorum. O yani o ben Tekin'i de görmedim oralarda hanımefendiyi de görmedim. Solistimizi de görmedim. Yani onunki özel. Sayın solistimiz, sayın solistimiz. Bir de o ertesi gün gene katılabilir buraya. Tip değiştiriyor. Mesela yarın sana gelebilir ama. Tabii tabii. Ya ben gözünü zorla taktım. Tipli bu olabilir yani. Başka bir başka bir ben bunu yemiş olabilirim. Ve saatler şey konuşuyor. Atıyorum Fellini sineması konuşuyor olabilir. Olabilirsin ya. Tebrik ediyorum onu gerçekten. İtalya gezimi erteleyip geldim Verona'dan. Yani, o kadar, bir, o kadar. Bir entelektüellik de var. Bu birikinti olmadan bunlar olmaz. Bana bak Korcan şey dedi mi ya benim tiyatroya gel birlikte bir şey yapalım diye. Kim dedi? Kim dedi? Metin abi. Metin abi. Ben bir teklif geldi mi soruyor sana. Kim? Metin abi diyor ya. Yaşatız Korcan'ı. Ya, Metin Zakoğlu'ndan herhangi bir teklif geldi mi? Yok. Gelmedi mi daha? Tamam sen de bir şey bulamamış ya da çok para vereceğini düşünmüş. O benim kasayı alıp götürür tip değiştirip beni masaya götürür zannederim.
20. Çok eğlenceli bu ya. Dokununca duruyor mu arası bir deme. Şurada şey var ya, buton var, ona basınca oluyor. Var buton var. Bir tane daha çıkmıştı böyle diye gülen, bayağı da moda, şey olmuştu, moda olmuştu. Ama Martı yutmuş neydi gibi o? Martı, bir şeydi. Aa, evet, evet. Ya Martı yutmuş ya, gibi her yerde. Ya, 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 evet, ama o ben, yani. Bence yani genç kendi şeyini hani kendi... Tamamen içinden geliyor, tamamen içinden yani geliyor, onu gördüm. Bu oynanmış bir şey olamaz. Bir insan oynayarak böyle gülerse o insan insan değil. Yok yok, bravo, doğru diyorsun. Yok, ben, insan değil bu. Benden zaten çok iyi oyuncu olmaz ya Mesut Bey. Nedir abi? Ben çok aşırı rahatım yani o bir oyuncuya göre. Oyuncu biraz kasması lazım değil mi oynarken? Yok ya, ne münasebe böyle. Aynen, o da var. Yok yok, yok var var gerçekten oyuncu. Yok yok, senden kasıyor olur. Böyle tatlı bir kasıntı oluyor değil mi ya? Ya şey zaten yani... Oyunculuk bana göre değil ya azizim yani şey. Azizim ben çok yani şey değil şu an. Gıybet küçük dedi. Sahnede kulis bardayız. Yok hocam, evet, gıybet de yani değil mi? Şey, kulis bardada oyunculuk, hikayeler vardır. Yani onun dışında şey metin okuyorsunuz, ezberliyorsunuz. Ben zaten ezber bozan bir adamım. Yo, yani. Ben iş yapamam yani. Ezber bozan bir adam. Çok eğlenceli. Aynen bak şey Metin Bey yani doğaçlama olur. Ona okey yani. Doğaçlama, doğaçlama yaparım diyor. Bana hiç metin vermeyin. Tekste bağlı beni oynatamazsınız diyor. Sadece ana fikri verin tamam. Ama çok sonra eğleniyorsun değil mi? Acayip ya. Hayatla. Yani peki bir şey söyleyeceğim. Kız evet deseydi evlenecek miydin Koray? Kimle? Onunla. Ha. Ha. O artık ya geçmiş bir iş yani hatırlanmıyor tamam o. Ben o adamı öldürdüğüm için o hatırlamıyorum bile yani. O çok enteresan. Aynen. Peki orada sopayı yemeden gittin mi ya gerçekten? Kimse dövmedi mi seni? Yo o gayet normal ya. Niye ki? Ben eğlenceli bir adamım. Normal her zamanki gibi geldim gittim ya. Servise bindim gittim hatta eve. Servise gittin değil mi? İşte bak sanatçının değerini bilemiyorlar yani. Sanatçının. Servise gönderiyorlar eve. Öyle siz servise gidersiniz evinize? Evet. Evet. Tabii o saatte nasıl gideceksin başka? O saatte nasıl gideceksin? Pizza gibi gittim vallahi ya. Çok harika. Eğleniyor. Hiçbir şey olmazsa efekt olarak alalım mı? Korcan çok güzel ekibi ya. Muhteşem bir efekt abi. Muhteşem. Aa ya, özür dilerim. Özür dilerim. Şimdi önce zam istiyor oynarken. Kurşun yarası yedim. Bir vahyarı daha da bu bir bayram. Bir savaşından önceydi. O konuya gireriz inşallah. Abi biz öyleyse Kurtlar Vadisi'nde ne yapıyorlar? Çok sürekli ölüyorlar. Ölüyorlar. Sıkıntı yok yani. Her türlü öldürüyor yani. Yani bölüm başı 600 kişi yani. Sadece o aksiyon şeylerinde oluyor. Sonuç itibariyle böyle gerçekten gırtlar geliyor. Şey çok sever Şükrü abi de. Sıkıya gelelim ya. Acayip de oynamıştın değil mi? Benim suyumu almış. Şükrü'ydü değil mi ondan adın? Evet orada Şükrü. Ha değil mi? Doğru şimdi aklıma geldi ya nereden tanıyorum diye Şükrü dedim. Bir şey söyleyeceğim. Dizi setlerine gidip böyle trolleme falan oluyor mu? Yani yok olur mu? Dizilere saygısız olsun. Yani ne bileyim yok abi. Olabilir. Şeyden girersin, figürasyondan girersin. Babaları trollemeye başlarsın. Yönetmeni kafaya alırsın. Bilmem ne falan filan. Adam sende bir Johnny Depp bulur. Yani sen oradan yürürsün babacığım. Niye denemiyorsun bunları? Hiç öyle düşünmedim ya Mesut Bey. Ben Johnny Depp'te de bayağı bir karakter değiştirmiştir değil mi? O da tabii, tabii, o da, tabii o da gerçekten. Senin kadar değil o. Bir şey söyleyeyim. Son filminde tanıyana aşk olsun ya. Gözümden tanıdık adam. Sarışın acayip bir adam haline geldi. Çok ilginç, ilginç bir adam. Suyunu mu içti? Simgesi getirin. Usta bak senden daha büyük troller var gözünü seveyim. Troll nedir? Kimin dedi? Canım. Troll mü? Ha. Çok teşekkür ediyorum. Sen onu düşünürken ben devam edeyim programın tamamına devam edebiliriz. Evli misin? Evlendik ya. Ya evlendik. Evlenmedik mi? Bir şey söyleyeceğim evlendik. Hep beraber evlendik bence. Yani ben bayağı yorumlar görüyorum yani. Millet evlenmiş. Yani nikah tarihi alamıyorlarmış ya. Tarihi alamıyorlar. Aynen herkes evlenmiş. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten bir evliliğin gelsin gidip izdivaç programında mı evlenirsin? Ne? Ha evet kesinlikle. Olabilir ya niye olmasın ben ciddiyim. Bu olabilir ama yani hangi karakter? Ben çok ciddiyim. Hayır sıkıntı şu gelin adayı yani hangi karakter? Bu adam bugün hangi yani? Evde de değiştirir misin istemiş tiplerini mesela? Hatta belki kendi izdivaç programı mı yapsam ya? Kendi izdivaç programı yapsana gerçekten ya. Hiçbir şey erkek yapsam sunucu yapmadı böyle değil mi? Deyip değiştir yapmadı tiplerine. Tipler değilsin. Hayır değiştir. Ya size söz veriyorum yani bir sezonda 20 çift evlendiririm ben ha. Şu 4 numaralı eseri verelim arkasından da müzik nasıl yapılırmış gösterelim diğer şeyle birlikte. Buyurun. Buyurun efendim. Korcancı Emre şimdi size Fettah Can'dan Yoncaba kesin çalacağım. Hayatımda ilk kez çalacağım ama bu görüşme için her şey der. Ah çalamadım. Merhaba ben Korcancı Emre. Bu da gitar. O zaman başlayalım.
Anladım. Çok yani güzel. Neyi yapmaman gerektiğini de böylece öğreniyorsun sen. Anladım. Yani deneye yanıla, deneye yanıla. Doğruyu bulacaksın. O Ses Türkiye yarışmasına katıldın, doğru mu? Evet ya. Nerede kaldın tam olarak? Ajdar segmentinde mi? Yok ya, o benim kafamda farklı bir de olay vardı. Yani mülakata kadar gidebildim. Ondan sonrası gelmedi. Korucan, hayatını nasıl kazanıyorsun kardeşim? Hayatım işte 3 tane öğrencim var. Üçü nasıl yarışmalara katıldın? Onu mu öğretiyorsun? Bir dakika, 3 öğrencin var. Onlar istatistik dersi, matematik dersi. Yok ya, o gitar falan işte az çok. Ha, gitar dersi veriyorsun. Aynen. Ya deli misin, şu şeyi yayınladıktan sonra o çocuklar yok artık. Yarın yepyeni bir gün senin için. Kariyer planlamışsın, şu andan başlayabilirsin. Harbi bırakacağım galiba dersleri ya. Zaten iyi bir ders aldım ben. Yok, sen bırakmasan da onlar bırakacaklar seni. Bana da ders oldu ya. Bu da sana ders olsun. Peki. Korcan Cinemre'nin kendi söyledikleri. Evet, insanlar ikiye ayrılır. Yarışmacılar ve seyirciler. Çok iyi geliyor. Güzel. Eğer ortak noktalar bulsaydık onlardan doğrular çizebilirdik ve onlara göre yaşayabilirdik. Enteresan. Sayısal kafası işte. Arada bir Zülfiyare dokunduk. Bu Levent abiden sonra yazılmış bir şey. Ya. Belli. Cıvıklığın bir altı kusursuz komedidir. Kesinlikle. Bu güzel laf. Hoşuma çok. Gitti. Bravo. Cıvıklığın bir altı kusursuz komedi. Güzel. O yolda devam et. Bir altında devam ediyorsun. Senin için söylerim. Süper Bulmaca programının şimdiye dek gelmiş geçmiş en efsane yarışmacısı. Farklı televizyon programlarına farklı karakterlerle katılıp kendi skeçlerini yapan amatör şahan. Başarılı, keşke daha fazla görsek. İzdivaç'taki Umut'un sinirden elini ayağını titretmiştir. Az daha bundan edecekti Korcancığımı. Çok zeki bir adam gibi geldi bana. Trollükte zeka pek karşılaşan bir şey değil. İsminden PTT lig oyuncusu sandığım Korcan. İster miydin futbolcu olmayı? Ya evet ya, sağ açık olmak isterdim. Sevgili kardeşimiz Korcan Cinemre bizimle birlikteydi. Öncelikle ben kandırmıyorum, trollüyorum. Troll farklı, kandırmak farklı. Yapay değil, doğalım. Oyuncu değilim, oyuncu olmak da istemiyorum. Eğitim almadım, almayacağım. Bu benim mesleğim değil, mesleğim olma yoluna gidiyor. Bu rolde devam etmemi istiyorlar. Neyse, Simge, su çok güzel. Korcan, en yakın program? En yakın programı bilmiyorum da Erzurum'a gitme durumum var. Buradan Dadaşlara selam yolluyorum. Eyvallah kardeşim. Erzurum'u seviyorum, Palandoken harika. Eyvallah. Ben de Erzurum'da olduğum için rahatlamışım. Hadi ya. Ne yapalım Dadaşlar, idare edelim artık. Çocuk geliyor bizim çocuk. Çocuk var bizim çocuğumuza. Kırtlama bir şey içersin.